Merhaba arkadaşlar. Özcan diye bir arkadaş, Ankara'da yaşıyorum. Revit Jupiter 2 mont terletiyor. Yazın korunaklı mont önerisi istiyorum. Bütçem 700 lira. Venom Design'im ki beğendim. 3 mevsim olur mu? Sıcak olur mu? Bilemedim. Yok. Demiş. Ben arkadaşlar Venom Design'imi öneriyorum. Çünkü hani içi dışı file ya. O yüzden öneriyorum. Bir de üstündeki Magna Sunrise de olur. Magna Sunrise de alabilirsin. Yani Magna Sunrise daha iyi aslında. Hani korumalı bir mont. Ben en azından hani bunların uzun bir yapıya sahip olması, bilek şey, dirsek korumalarının ve omuz korumalarının iyi bir yapıya sahip olması yüzünden bunu seviyorum. Ama bu biraz daha pahalı galiba. O yüzden hani Venom Dynamic alabilirsin. O 3 mevsimliktir ama içindeki katmanları çıkartınca, astarını çıkartınca iyi olacaktır. Onları çıkarttığın zaman da tamamen file dokusu olduğunu göreceksin zaten. O file dokusu gerçekten çok geçirgen. Hem dışında hem içinde olduğu için gerçekten çok iyi şekilde hava alan bir mont. Yani onu da alabilirsin. O hani düzeyde 650 lira civarında sanırım, ama bunlar biraz daha pahalı. Umarım yararlı olmuştur Özcan. Bir de diğer bir soru daha var. 2000 lira bütçeye göre kask, deri, eldiven öneriniz var mı? 2000 lira bütçeye ne kask önerirsin? LS2 Vector Evo olur mu? Olur değil mi? Vector Evo. Vector Evo. Deri eldiven ne önerirsin? Arkadaşa soruyorum, o çünkü hani burada çalışıyor. Eldiven olarak Revit'in... O 1300 lira mesela değil mi o kask? Evet. Vector Evo olabilir. Bir dakika göstereyim onu ben ya. Altta. Açısının hemen altında. Şu. Aynen. Vector Evo. Eldiven olarak da 2000 liraya kadar. 2000 liraya kadar. Üstüne deri eldiven alacağım. Ha, bu kaskı biliyorsunuz zaten. Bu kaskın detayını ben zaten vermiştim videolarda. Yani bunu alabilirsin. Bu Vector Evo. Yani iyi bir bakış açısı var, havalandırma kanalı var. Çok iyi oturan boyun petleri var. Mikrometrik 2 bağlantısı var. Güneş vizörü var. Bunu alabilirsin. En azından fiber kompozit bir... Kompozit değil de fiber bir yapıya sahip bir kaskı. Ha, bir de Turing bu. Tarzı. Ha, bu da Salt. Turing. Revit Sand bu. Bu Revit Sent eldivenleri alabilirsin. Bir de neydi bu? Chevron muydu? Ha, bu Chevron'u da alabilirsin. Yani bu ikisinden birini alabilirsin. Yani bunların hem bu yeni nesil korumalara sahip ve bu daha iyi aslında. Benim sevdiğim eldivenlerden bir tanesi. Ha, bu da spor hız makinelerine göre yapılmış. Yüksek bilekli kapanan bir yapısı var. O da yüksek bilekli. O daha geçirgen. Bu da geçirgen bir yapıya sahip. Hani bu eski tip korumalara sahip bir yapısı var. Ama hani belki senin motoruna uyar. Daha hoşuna gider. Bunu alabilirsin yani. Hani ikisi arasında tam ben karar veremiyorum. Sen karar vereceksin sonuçta. Ama bunun bence hem yeni nesil korumaları var. Çarptığı zaman darbeyi dağıtan korumalara sahip. O yüzden de bu ikisinden bir tanesini alabilirsin. Tamamen sen karar ver. Bir tane daha var, Eray diye bir arkadaş. Dynas Tempest iyi bir mont değil, almayın, üşütüyor demiş. Doğrudur arkadaşlar, çünkü hani siz kullanıcısınız, onu daha iyi biliyorsunuz. Eğer Dynas montlarla alakalı veya diğer montlarla alakalı, diğer kasklarla alakalı, eldivenlerle alakalı olumsuz yönlerini, olumsuz yorumları da yazacaksanız lütfen yazın. Herhangi bir çekincemiz, herhangi bir sakıncamız yok, biliyorsunuz. Hani bu eldiven kötüyse kötü yazın, kask kötüyse kötü yazın, mont kötüyse kötü yazın ki diğer arkadaşlarımıza yararlanıp daha iyi ürünlere, daha performanslı ve fiyatlı, düzgün fiyatlı ürünlere sonuçta para veriyoruz. Bu paramızın da karşılığını almak istiyoruz. O şekilde yazıp arkadaşları doğru yönlendirebilirsiniz. BRT35 diye bir arkadaş var. Sharkraw SP'den kullandım. XS beni sıkar mı? Evet, sıkar. Bir de demiş ki 1000 TL bütçeye göre kırmızı siyah tasarımlı kask. Yine bunun kırmızı siyah tasarımlı kaskı var. Bu LS2 Vector Evo biliyorsunuz. Bunun kaskını, yani bunun bu kaskın kırmızı ve siyah olanını alabilirsin. Gerçekten güzeldir. Kırmızısı biraz daha açık renktir. Alabilirsin. Umutcan diye bir arkadaş yorum yapmış. Polikarbon kasklar dirençsiz, insanın üstüne çıksa parçalanıyor demiş. Üstüne çıkmamak gerekiyor kaskların tabii ki. Yani üstüne çıkarsan parçalanabilir. Ama polikarbonun ne kadar dirençli olduğunu zaten biliyorsunuz. Yani bir fiberle bir polikarbon arasında yaklaşık %1000 kadar bir fark var bence. Yani fiber işte ona göre esnemesi olan, ona göre dayanıklı olan, multi kompozit
bir fiber bir yapıysa ona göre dayanıklı olan bir kas, polikarbon kaslarla karşılaştırmamak gerekiyor. Polikarbon ondan daha dirençsizdir. Yine Bestings demiş ki 2000 TL'ye bütçeye alınabilecek fiber kask. Shark Spartan modeli alabilirsin. Onlar da şunlar var. Bunu örnek olarak sunayım. Spartan'ın zaten detaylarını vermiştim ben. Bizim kanalımızda aratarak görebilirsin Bestings. 2000 TL'ye bütçeye alınabilecek fiber kaslardan bir tanesi. Bunun bir üstü biraz daha pahalı ve biraz daha karbon fiberdi galiba o. Evet. Onlardan da alabilirsin. Paran neye yetiyorsa diyorum. Hepinize iyi sürüşler diliyorum.